Şimdi bir de baklava fiyatlarıyla devam edelim. Zira biliyorsunuz ki fiyatı uçan ürünlerin başında geçtiğimiz günlerde fıstık vardı. O fıstıktaki zam nedeniyle baklava fiyatları da tartışma konusu oldu. Üreticilerin çoğu fıstık fiyatındaki artışı protesto etmek için fıstıklı baklava üretmiyor. Fıstıklı baklava yapmaya devam edenler ise ayakta durmakta güçlük çekiyor. Peki baklava fiyatları ne durumda? Bu sorunun cevabı Ceren Meriç'in haberinde. Fıstık fiyatları bir ayda neredeyse iki kat arttı. Bir kilogram fıstığın fiyatı 240 liradan 440 liraya kadar çıktı. Baklava üreticileri fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini açıkladı. Yalnızca fıstık değil, son dönemde birçok gıda ürünü gibi baklavanın ana maddesi olan un, şeker ve yağ fiyatları da hızla yükseldi. Peki zamların ardından baklava fiyatları ne durumda? Biz de şu anda Şişli'de bir baklavacıdayız. Şu anda burada fıstıklı baklava var ama daha fazla çeşidi olduğu halde daha az çeşitle hizmet sunuyorlar müşterilerine. Çünkü satışlar bir hayli düştü. Birçok baklavacı da şu anda fıstıklı baklava üretmiyor. Şimdi biz Ali Bey'e soracağız, işletmeci Ali Bey'e soracağız. Fiyatlar ne durumda? Öncelikle fıstıklı baklavalardan başlayalım. Öncelikle soralım ne durumda, tamam, şu anda? Fıstıklı baklavalarımız, kare baklava var, fıstıklı baklava. Bunu bu zamdan önce 200 liraya satıyordu. Şimdi 250 lira yaptık. Çeşitler değişiyor. 270, 270. Hı hı. Bu fiyatlara da satış yapamıyoruz. Daha çeşitleri önce ne kadardı peki? Aradaki farkı bir söyleyin. 200 liraydı. Yani 170-200 arasıydı. Şu anda? Yani ortalama 50-70 lira bir zam geldi. Baklava üreticilerinin çoğu çeşitleri azalttı. Onlar da fiyatlar düşmezse fıstıklı baklava üretimini durduracak. Bir de çeşitleri de düşük tutuyorsunuz. Satışlar ne durumda? Müşteriler neler söylüyor? Satış yok yani. Müşteri fiyatı duyunca geri çıkıyor. Yani satışımız bunun yüzünden düşüyor. Müşterinin talebi biraz daha aşağı tutuyoruz fiyatları. Daha az miktarda. Daha az miktar. Kâr marjımız da düşüyor tabii bunların. Efendim, prensesin masalı acı sonla bitti. Katar prensesinin eski eşi kaldığı otelde ölü bulundu. Ölen prenses eski eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürmüştü. Katar prensinin eski eşi, "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra kaldığı otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümün ardından gözler Katar prensine çevrildi. 2004'te hayatlarına birleştiren Polonya asıllı Kasia Galanio ile Katar prensi Abdülaziz bin Haliye El Sani, 3 çocuk sahibi olduktan sonra zorlu bir boşanma süreci geçirmişti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Galanio, ölmeden kısa süre önce eski eşinin çocuklarını taciz ettiğini iddia etti. Galanio, bu paylaşımın ardından İspanya'nın Marbella kentinde bulunan otelde ölü bulundu. Yüksek doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiği belirlendi. Galanio'nun vücudunda yara ve iz olmadığı duyuruldu. Ancak gözler milyarder Katar prensinin üzerine çevrildi. Hello. Thank you for having me.